Dünyanın birçok kenti otomobil merkezli bir ulaşım politikasıyla idare ediliyor. İstanbul'da ne yazık ki bu hakim. Bu tabii bütünlüklü bir ulaşım sistematiğini tanımlamadığı için toplu taşımla aracın ve yayanın entegre olamamasını ve bundan kaynaklı da çok sayıda kentsel sorunu beraberinde getiriyor. Bu tabii ülkemizde en ağır biçimde İstanbul'da hissediliyor. Çünkü 16 milyon kişinin yaşadığı çok büyük bir megapolden, birçok ülkenin nüfusu kadar toplu taşım hareketinin, mobilitenin olduğu bir kentten bahsediyoruz. Biz 39 ilçemizin 39'unda da merkez bölgelerini ayrı ayrı ele alan yaya ve toplu taşım ilişkisini, yaya ve araç ilişkisini ayrı ayrı ele alan ve bunların sürdürülebilirliğini, yaptığınız mekanların da katılımcı bir yöntemle halkın sahipleneceği bir çerçeveye oturması halinde sürdürülebilir hale geldiğini görüyorsun. Mecidiyeköy ve Maltepe bunların en önemlileri. Mecidiyeköy İstanbul'un en önemli merkezlerinden biri aslında. Hem konut alanlarına yakınlığı hem de iş merkezlerine, plazalara, şirket merkezlerine, alışveriş merkezlerine, tiyatro ve sanat alanındaki birçok alana yakınlığı ve içinde barındıran bir yer. Hem M7 metrosunun hem M2 metrosunun kesişiminde, hem bir taraftan metrobüs hattının da tam odağında olan bir yaya alanı. Bu kadar önemli bir alanın sadece yaya geçişi değil, meydan kimliğine bürünmesini istedik. Bir sanat galerisi inşa ettik. Özellikle ışıklandırmayla gece de projeksiyon sistemiyle farklı sanat etkinliklerinin 24 saat devam edebildiği, içerisinde çok önemli eserlerin sergilenebileceği bir alana çevirmiş olduk. İstanbul Kitapçısı'nı yanına yerleştirdik ki hakikaten o yoğunluk içerisinde bir nefes alınacak, kendisini farklı bir dünyaya itebilecek bir alan oluşturmak istedik. Belediye şirketlerimizden Beltur kafemizi koyduk ve belediye ile ilgili en ufak bir sorunun yaşanabileceği zaman erişilebileceği bir iletişim noktasını hayata geçirdik. Oturma grupları ve oturma alanları inşa ettik ki o günün yorgunluğunda bir nefes alabilsin. Yaklaşık bu alanda 2500 metrekareye yakında yeşil alan ortaya çıkardık. Ki bu yeşil alan aslında bir bant oldu. Meydanın özellikle araç trafiğinin olduğu bölgeye bir ses perdesi gibi bir tasarım gerçekleştirmiş olduk. Yayalaştırma projelerinin aslında bariyerleri tüm dünyada ortak diyebiliriz. Buna da baktığımızda bunu da birkaç başlıkta gruplayabiliriz. Birinci olarak yerel vatandaşın yani mahallelilerin ve esnafın tepkisini çekmesi. Bunun nedenlerinden bir tanesi insanların rahat taşıtla erişemeyeceklerini düşünmesi. Belli hizmetlerden ya da servislerden eksik kalacaklarını düşünmesi, eksik bilgilendirme, esnafın nakliye ile ilgili olarak endişeleri, müşteri kaybı yaşayacağı yönündeki endişeleri birinci başlıkta yer alıyor. İkinci olarak baktığımızda aslında buradaki karar vericilerin insan odaklı ulaşımı ne kadar ön plana çıkarttıkları, ne kadar önceliklendirdikleri ve aslında gerçekten kentte nasıl daha yaşanabilir yapacaklarına yönelik stratejilerini iyi oluşturmuş olmaları. Bu gerçekleştiği zaman aslında yayalaştırma projeleri ya da yaya bisiklet altyapısının uygulanması, kamusal alanların şu an içinde bulunduğumuz Mecidiyeköy Meydanı gibi kamusal alanların çoğaltılması aslında çok daha kolay oluyor. Bunu takip eden bariyer de aslında projenin uygulanacağı alandaki çevre halkının isteği, bu konudaki endişeleri oluyor. Mecidiyeköy'de önceden yürümek tehlikeliydi. Korkuyorduk geceleri hava kararınca yürürken. Ama şu anda gerçekten yeni yapılan projeyle daha iyi oldu. Ve şu anda insanlar daha rahat hareket ediyor, sağ soluna dolaşıyor. Bu da bizim işimize yarıyor. 20 senelik esnafım ben burada. Önceden akşamları geç saatte müşterimiz gelmezdi. İnsanlar akşamları karanlıkta daha rahat yürüdüğü için ben 9.30'a kadar açığım. Önceden 7'de falan kapatmak zorunda kalıyordum. Karanlıkta kimse gelmiyordu. Gayet mutluyuz bu şekilde Mecidiyeköy'de esnaf olduğumuz için. Mecidiyeköy bir kayıp mekan idi ve artık yayaların,
güvenle içinden geçebildiği anlamlı bir yer haline geldi. Bütün bunlar dünyanın tüm kentlerinde de yeni yeni uygulanmaya başlayan yaya öncelikli bir ulaşım planlaması hareketinin İstanbul'daki yansımaları. Diğer taraftan da işte Maltepe'de yine yaya ulaşımını geliştirebilecek özel bir meydan tasarımı yapılıyor. İstanbul'un Anadolu yakasında Maltepe ilçemizdeyiz. Bir tarafta ticari alanların olduğu, bir tarafta da konut alanlarının olduğu, iş merkezlerinin olduğu tam bir Maltepe meydanı aslında. Burada araç trafiğinden feragat ederek yaya sirkülasyonu için özellikle kaldırımların genişletilmesi söz konusu değildi. Bunun çözümü olarak da yaklaşık 500 metrelik bir aksı yer altına, araç trafiğini yer altına alarak yer üstünde aslında yayaların, o ticaretin akışının da ve bir meydan alanının da oluşturmanın yolunu bulduk. İnşaatına da hızlı bir şekilde başlamış olduk ve şu anda da devam ediyoruz. Özellikle sağlı sollu sistemde kazıkları da çakıldı. Aşağıda bir taraftan yol yapım çalışmaları devam ederken yukarıdaki meydanı da daha insan ölçüsünde ve yayayı daha önemseyen bir alana çevirmiş olduk. Yayalaştırma projeleri aslında pek çok fayda sağlıyor. Bunların başında kentlilerin rahat hareket etmesi, rahat yürümesi ve buna bağlı olarak fiziksel aktivitelerdeki artışlar ve buna bağlı olarak da genel olarak toplum sağlığında bir, kamu sağlığında bir iyileşmeyi birinci sıraya koyabiliriz. İkinci olarak mekan kalitesindeki artış, buna bağlı olarak emniyet duygusundaki artış, yol güvenliği, yani yaya ve diğer yol kullanıcı türleri arasındaki çatışmaların en aza indirgenmesi sağlanıyor yayalaştırma projeleriyle. Ve elbette bir mekanın sadece insanlara yürümeye ayrılması, dezavantajlı grupların, yaşlı, çocuk, engelli gibi grupların daha rahat mekanda kendilerine yer bulabilmesi, bu tip mekanların yaratımı ve oluşturulması, tasarlanması, uygulanması ve gerçekten yaya hareketliliği, insanların davranışları, mekandaki diğer fonksiyonlar düşünülerek tasarlandığında insanların burada keyifle ve isteyerek yürüdüğünü görebiliyorsunuz. Thank you.